Merhaba. Yunus Emre'nin gelin tanış olalım düsturuyla dostluğa, hoşgörüye ve kültürler arası etkileşime kapı aralamaya devam eden enstitümüzün haftalık haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. İşte bu haftanın haber başlıkları. Bültenimize Viyana'da gerçekleştirilen Türk ve Caz müziğinin harmanlandığı konserle başlayacağız. Ardından Kazak bozkırlarında Oğuzların Tarihi Mirası isimli fotoğraf sergisi etkinliğine göz atacağız. Londra Yunus Emre Enstitüsü'ye sahipliğinde düzenlenen yazar Rachel Beckles Wilson'ın kitabının tanıtım etkinliğini inceledikten sonra Brüksel'de düzenlenen Gagavuz Türklerinin müzik grubunun sahne aldığı konsere göz atacağız. Buenos Aires'te Yunus Emre Enstitüsü'nün ev sahipliğini yaptığı yaz akşamları açık hava Türk sineması günleri etkinliğini inceledikten sonra Arslanbek Sultanbekov ile Virtüöz Zeyt Şoto'nun Bakülü sanatseverlerle buluştuğu konsere göz atacağız. Ve son olarak Hollanda'da gerçekleştirilen yurt dışı buluşmaları etkinliğiyle bültenimizi kapatacağız. Viyana'da Türk ve caz müziğinin büyüleyici buluşması. Viyana bu hafta Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri UNIC tarafından düzenlenen UNIC Müzik Festivali'ne kapılarını araladı. Festivalin açılışında Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nün destekleriyle Yeden Ensemble Müzik Grubu sahne aldı. Grup klasik Türk müziği ile modern cazın eşsiz bir sentezini sunarak dinleyicilere müzikal bir ziyafet çekti. Viyana Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ayşe Yorulmaz, konser öncesinde yaptığı açıklamada Yeden Ensemble'ın repertuarı ve grup üyeleri hakkında bilgiler paylaştı. Etkinlik Ali Ufki Bey'in Nikris peşrevi ve Tamburi Cemil Bey'in Nikris sirtosu gibi klasik Türk müziğinin seçkin eserleriyle başladı. Program sanatçıların kendi besteleriyle devam etti ve bu özgün eserler Türk müziğinin zengin melodileriyle cazın dinamik ritimlerinin nasıl iç içe geçebileceğini gözler önüne serdi. Konser Viyana'daki sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü ve festival kapsamında sahne alacak diğer uluslararası müzik grupları içinde bir öncü niteliğinde oldu. Viyana'da bir hafta boyunca devam edecek olan festival, dünya müzik sahnesinden birçok renkli performansı ağırlayacak ve kültürel etkileşimin muhteşem örneklerini sunmaya devam edecek. Astana'da Oğuzların tarihi mirasına ışık tutan fotoğraf sergisi açıldı. Astana'da düzenlenen Kazak Bozkırlarında Oğuzların Tarihi Mirası isimli fotoğraf sergisi, Oğuz boylarının tarihine ışık tutan eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Kazakistan Milli Müzesi, Astana Yunus Emre Enstitüsü ve Kızıl Orda İl Müzesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen sergi, Oğuz Türklerinin tarihi ve kültürel mirasını anlatan eserleri sergiledi. Serginin açılışı Türkiye Cumhuriyeti Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun katılımıyla gerçekleşti ve çok sayıda davetliyi ağırladı. Açılışta bir konuşma yapan Büyükelçi Kapucu, Türkiye ve Kazakistan arasındaki derin tarihi ve kültürel bağlara vurgu yaparak iki ülkenin ortak mirasının bu tür kültürel projelerle pekiştirildiğini belirtti. Kızılorda İl Müzesi'nden gelen 50'nin üzerinde eserle zenginleşen sergi, Kızılorda, Türkistan ve Karaganda bölgelerindeki arkeolojik kazılardan çıkarılan Orta Çağ Oğuz kent kalıntılarına ve tarihi türbelere ev sahipliği yapıyor. Sergide ayrıca Seyhun Nehri boyunca bulunan ve Oğuz Türklerine ait olduğu düşünülen zengin arkeolojik bulgular da sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Profesör Doktor Erkan Göksu gibi alanında uzman isimlerin de katıldığı bir seminerle desteklenen sergi, Türk ve Kazak bilim insanlarının kültürel diyaloğunu da pekiştirdi. Bu kapsamlı sergi, Astana'daki sanatseverlere bir hafta boyunca açık kalacak ve Oğuzların tarihine dair nadir görülen bir kültürel yolculuk sunacak. Londra'da Udun görsel tarihine yolculuk. Yazar Rachel Beckles Wilson'ın kitabı tanıtıldı. Londra'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte kitabın yazarı ve kültürler arası sahne sanatları profesörü Rachel Beckles Wilson ile etnomüzikolog Martin Stokes, Udun kültürel etkisini ve müziğin insan hayatındaki derinlemesine rolünü tartıştı. Wilson ve Stokes, Udun müzik kültürleri arasındaki köprü görevini ve kültürel diyalogdaki önemini ele aldı. Yazar Rachel Beckles Wilson, kitabında udun kökenlerinden başlayarak enstrümanın evrimini, müzik kültürlerindeki yerini ve günümüzdeki modern yorumlarını detaylı bir şekilde işliyor. Kitap, udun tarih boyunca estetik ve yapısal dönüşümlerini gözler önüne seriyor ve bu süreçte enstrümanın nasıl çeşitli kültürlerde evrildiğini gösteriyor. Akademisyen Martin Stokes ise müziğin kültürler üstü iletişimdeki gücüne değindi ve Ud'un farklı müzik geleneğindeki yerinden örnekler verdi. Konuşmalar Ud'un farklı kültürlerdeki yerini ve etkileşimlerini daha iyi anlamak için zengin bir içerik sundu. Etkinlik Rachel Beckles Wilson'ın Ud performansı ve Umut Ekiz'in keman eşliğinde verdiği konserle devam etti. Konserde Türk ve Irak Ud geleneğinden eserlerin yanı sıra uluslararası reperduardan parçalar da seslendirildi konser sanatçıların dinleyicilerle olan etkileşimi ve müziğin evrenselliği üzerine kurulu bir atmosfer yarattı. Ud görsel bir tarihçe kitabı, Ud'un kültürel ve sanatsal yönlerini derinlemesine ele alarak hem müzisyenler hem de müzik tutkunları için değerli bir kaynak haline geldi. Kitap aynı zamanda Ud'un dünya müziğinde nasıl vazgeçilmez bir rol oynadığını görsel ve yazılı anlatımlarla ortaya koyuyor. Brüksel'de Gagavuz Türklerinin müziği yankılandı. Belçika'nın başkenti Brüksel, Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle Gagavuz Türklerinin müzik grubu Kolay Sesleri'nin sahne aldığı 18. Balkan Trafik Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Brüksel'in canlı meydanlarından De Brukere'de gerçekleştirilen Balkan Trafik Festivali 3 gün süresince Balkanların çeşitli kültürlerini ve sanatsal zenginliklerini bir araya getirdi. Festival kapsamında düzenlenen çeşitli atölye çalışmaları, sergiler ve müzik gösterileri Avrupa'nın kalbinde bir kültür şöleni oluşturdu. Yunus Emre Enstitüsü bu yılki festivalde Moldova'nın Gagavuz özerk yerinden gelen Kolay Sesleri müzik grubunu Brüksel'e taşıdı. Grup, Gagavuz kültürünün zengin ezgilerini modern bir yorumla sunarak festivalin en dikkat çekici performanslarından birini sergiledi. Gagavuz Türkü kökenli sanatçılardan oluşan grup Maria Velikoglu, Evgenia Monolova, Anna Dimitroglo ve Tatyana Mityoglu'nun yanı sıra grubun lideri Vitali Manjul'un öncülüğünde sahne aldı. Gagavuz Türkü kökenli sanatçılardan oluşan grup Maria Velikoglu, Evgenia Monolova, Anna Dimitroglo ve Tatyana Mityoglu'nun yanı sıra grubun lideri Vitali Manjul'un öncülüğünde sahne aldı. Konserlerinde Gagavuz kültürünün özgün müziklerini icra eden kolay sesleri festival süresince her gün farklı bir repertuarla dinleyicileri büyüledi. Brüksel'deki Balkan Trafik Festivali, Gagavuz kültürünü ve müziğini uluslararası alanda tanıtma fırsatı sunarken, Kolay Sesleri grubunun performansı dinleyiciler tarafından büyük ilgi ve beğeni topladı. Yunus Emre Enstitüsü bu tür etkinliklerle Türk kültürünün ve Türkiye'nin bağlı olduğu farklı etnik grupların sanatını dünyaya duyurma misyonunu başarıyla sürdürüyor. Buenos Aires'te Türk filmleri açık hava sinema günleri başladı. Buenos Aires'te Yunus Emre Enstitüsü'nün ev sahipliği yaptığı yaz akşamları açık hava Türk sineması günleri Türk sinemasının seçkin örneklerini Arjantinli sinema severlerle buluşturdu. 2022 yılında faaliyete geçen Buenos Aires Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin zengin kültürel mirasını Arjantin'deki sanatseverlere taşımaya devam ediyor. Enstitü, yaz akşamları açık hava Türk sineması günleri etkinliğiyle Türk filmlerini Buenos Aires'in yaz gecelerine taşıdı. Etkinlik, Ocak ayında Son Mektup ve Babam ve Oğlum filmleriyle başladı. Mart ayında ise Türk sinemasının unutulmaz eseri Selvi Boylum Al Yazmalım'ın gösterimiyle devam etti. Gösterimler Yunus Emre Enstitüsünü'n geniş bahçesinde düzenleniyor ve her yaştan izleyiciyi çekiyor. Bu kültürel etkinlik Mayıs ayına kadar devam edecek ve Türk sinemasının çeşitliliğini Arjantinli izleyicilere sunmaya devam edecek. Etkinlikler Arjantinli sinema severler tarafından büyük ilgi görüyor ve Türk kültürünün tanıtılmasında önemli bir rol oynuyor. Bakü'de Melodilerin Buluşması, Sultan Beko ve Şoto'dan Unutulmaz Konser. Kazakistan ve Bosna Hersek'in yetenekli müzisyenleri Arslanbek Sultanbeko ve Zeyt Şoto, Bakü Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği Notaların Rotası konserinde Azerbaycanlı sanatseverlerle buluştu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Kazakistanlı Dombra sanatçısı Arslanbek Sultanbekov ve Bosna Hersekli virtüöz Zeyt Şoto'nun müzikal performanslarına ev sahipliği yaptı. Azerbaycan Devlet Filarmonisi'nde gerçekleşen Notaların Rotası adlı konser, iki ülkenin müzikal mirasını birleştirdi. Konserde Sultan Beko ve Şoto'nun sergilediği performanslar, Yunus Emre'nin ilahileri ve Türk ile Boşnak türkülerini içeren repertuarıyla katılımcılara duygusal anlar yaşattı. İki sanatçı, farklı kültürlerden melodileri ve ritimleri harmanlayarak müziğin evrensel dilinde birleşti. Sanatçılar Türkiye ve Bosna Hersek'in zengin müzikal tarihinden seçkiler sundu. Bu da konserin sadece bir müzik gösterisinden çok bir kültürler arası diyalog platformu olmasını sağladı. Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen bu konser, müziğin farklı kültürleri ve halkları bir araya getirme gücüne dikkat çekti. Katılımcılar müziğin birleştirici gücü ve sanatın sınırları aşan etkisiyle büyülenirken Bakü'deki müzik severler bu özel gecede melodilerle dolu unutulmaz bir deneyim yaşadılar. Hollanda'da Türk kültürü rüzgarı, Yunus Emre Enstitüsü ve Lacivert dergiden ortak etkinlik. Hollanda'nın Amsterdam ve Lahey şehirlerinde Yunus Emre Enstitüsü ve Lacivert Dergi işbirliğiyle düzenlenen Yurt Dışı Kültür Buluşmaları serisinin 12.'si Türk kültürüne olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Yunus Emre Enstitüsü ve Lacivert Dergi'nin ortaklaşa düzenlediği kültürel etkinlikler dizisinin yeni durağı Hollanda'nın Amsterdam ve Lahey şehirleri oldu. Türk kültürünün Avrupa'da yaşayan Türkler ve yerel halk arasında daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla organize edilen bu buluşmalar katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik, Türkçenin ve Türk kültürünün zenginliğini Avrupa'ya taşıma misyonu üstleniyor. Etkinliklere Türk sineması, edebiyat ve sanat dünyasından tanınmış isimler katıldı. Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, oyuncu Murat Cemcir, yazar İbrahim Altay Şair Mustafa Akar ve klinik psikolog Beyhan Budak gibi ünlüler etkinlik kapsamında düzenlenen panellerde ve söyleşilerde yer aldılar. Bu buluşmalar Türk kültürünü farklı yönleriyle ele alırken Türkçeye gönül vermiş Avrupalılarla Türk toplumunu bir araya getirme fırsatı sundu. Hollanda'daki bu önemli kültür etkinliği Türk ve Avrupalı katılımcıların birlikte vakit geçirmelerini ve kültürel alışveriş yapmalarını sağladı. Etkinlikler gurbetçilerimizin yanı sıra Türk kültürüne ilgi duyan pek çok Avrupalıyı da bir araya getirerek kültürel diyalog ve anlayışın pekiştirilmesine katkıda bulundu. Haber bültenimizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Esen kalın. Müzik